Size Haber'den merhabalar sevgili izleyenler. Acı ve üzüncü bir buluşmadayız. Ne yazık ki böyle bir buluşma olmasını istemezdik ama bugün çok sevdiğimiz meslektaşımız sevgili Ferdi Akıllı'yı cenazesinde buluştuk. Onu uğurlama törenindeyiz ve burada hemen belirtelim. Vali Mustafa Tutulmaz ve Anadolu Ajansı'nın idareciler var. Yine eski bölge müdürü Erne Çaksoy burada. Çok sevdiği meslektaşımız. Dediğim gibi böyle bir acı bir günde buluştuk. Ne yazık ki Ferdi Akıllı Anadolu Ajansı'nın Zonguldak personeli uzun yıllardır Anadolu Ajansı'nda çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Ve sonrasında şahsen bizi de şaşırtacak bir şekilde tedavisi iyi gidiyordu. Bu tedavi iyi giderken tabii sağ kol, sağ bacakta kısmen bir his kaybı vardı ama bu his kaybının ötesinde konuşması düzelmeye başlamıştı ve doktorlara durumun çok iyi olduğunu söylüyordu. Biz de şahsen hani o ilk beyin kanaması şokunun ardından mutlu olduk, umutlandık. Dedik ki ya atlattı, hadi bakalım. Yani bizi bu anlamda hepimizi umutlandıran ve gerçekten şaşırtan derecede bir iyileşme süreci başlamıştı. Ama ne olduysa hatta yoğun bakımdan çıktı. Sonra tekrar karın şişliği nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Ve sonrasında tekrar yoğun bakıma doğumdan bakımdan çıkmıştı. Şimdi hatta önceki itibariyle de hani konuşması olsun, genel durumu olsun gayet iyiydi. Ve daha güzel haberler bekliyorduk. Ama dün gece sabah 5 sularında ne yazık ki acı haber geldi ve pıhtı atması sonrasında kalple ilgili bir sorun yaşadığı için ölüm olayı gerçekleşti. Tabii hem Ferdi'nin yani dostlar olarak basın camiası hem de tanıyanlar ne yazık ki şok yaşadık. Ancak bu hepimizin başına gelebiliyor. Herkesin başına gelebiliyor. Ne yazık ki böyle bir haberle, böyle bir yayınla da sizinle buluşmak zorunda kaldık. Keşke böyle olmasaydı ama şahsen biz de düşündük. Meslektaşımız için ne yapabiliriz böyle bir gün diye. Sanırım onu yakışacak bir şekilde onu anlatmak, onu tarif etmek, ona bu böylesi bir günde herkesin katlamadığı bir cenaze törenini sizlerle buluşturmanın doğru olacağını şahsen düşündük ve Ferdi Akın'ın cenaze törenindeyiz. Şu anda Zonguldak Merkez Acılık Hazreti Ali Camisi'ndeyiz. Hemen belirtelim. Vali Mustafa Tutulmaz cenazeye erken gelen isimlerden oldu. Yine Anadolu Ajansı'nın üst yönetiminden isimler var. Zonguldak Asistan Cemiyeti Başkanı Derya Akbay'ı görüyorum. Anadolu Ajansı'nda Zonguldak'ta uzun süre görev yapmış ve şu anda Bursa Bölge Müdürü olarak görev yapan sevgili Erdi Çaksoy var. O da Ferdi Akıllı'nın Anadolu Ajansı'nda katıldığı dönemlerde birebir Ferdi'de emekleri olan bir kardeşimiz. O da bu ölümle aslında yıkılan isimlerden birisi. Yani aynı büroda uzun yıllar çalıştılar ve şu anda Erdiş Bursa'da. Onun ötesinde çok sayıda meslektaşımız var. Biz gazeteciler ne yazık ki tabii bu gündelik şartlar içerisinde, mesleki şartlar içerisinde zorluklarla, stresle ve bin bir zahmetle pek çok zorlukla bir anlamda hayatımızı tüketiyoruz. Ve ne yazık ki şunu da hemen belirtelim. Bu aldan ve pek çok noktadan pek çok meslektaşımızı, büyüğümüzü kaybettik, ayrıldık, onları uğurladık. Hani aklıma gelen isimler var. Yani Ereğli'den Birol Karadeniz, yine aynı şekilde Harun Ersoy aramızdan ayrılan. Son olarak yine uzun yıllar Zonguldak Basın Camiası'nda yer edinmiş, pek çok yönüyle gündeme gelmiş Ali Bahadır'ı en son uğurlamıştık. Yani pek çok meslektaşımız aramızdan ayrıldı. Hepsinin ismini şu anda söylemek, saymak pek mümkün değil ama tabii şöyle, genç ölümler ne yazık ki hepimizi daha çok yıkıyor. Ama bunun ötesine tabii hani giden gidiyor da bizi en çok canımızı yakan belki de işte geride kaldı bıraktıkları evlatları, çocukları. Cenaze namazı kılınacak sevgili izleyenler. Ferdi Akıllı, Anadolu Ajansı Zonguldak Bürosu Sorumlusu, gazeteci ve geçmişte bizim de
Zonguldak Demokrat Bürosu'nda beraber çalıştığımız kardeşimiz Ferdi Akıllı'yı uğurluyoruz. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Evet sevgili izleyenler, Anadolu Ajansı Zonguldak muhabirlerinden sevgili Ferdi Akıllı'yı akıl için kılınan cenaze namazındaydık ve Vali Mustafa Tutulmaz'ın da katılımıyla cenaze namazı kılındı ve şimdi toprağa verilmek üzere, evet hemen toprağa verilmek üzere Kırat mezarlığına götürülüyor. Vali Mustafa Tutulmaz'ın da omuz adını görüyoruz. Kaldır, kaldır. Kaldır. Kaldır, kaldır. Evet, cenaze aracı bekleniyor. Cenaze aracı.
Tarafa. Dönelim abi. Bak. Şöyle döneceğiz abi. Evet, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Ferdi Akın'ın naaşı dizenler ve buradan da Fırat Mezarlığı'na uğurlanacak. Çarpaş ne oldu? Çıkardım arabayı. Güzel araba çıktı. Kulakçılık öyle. Evet. Valide Mustafa Tutulmaz cenaze katılanlar arasında sevgilenler. Cenazeyi tabii gecikme olarak gelenler oldu. Sonunda belediye başkanı Doktor Ömer Selim Alan'da şu anda cenaze katılanlar arasında. Acılık Hazreti Ali Camii önündeyiz sevgili izleyenler. Evet, meslektaşımız Ferdi Akın'ın cenaze törenindeyiz ve evet. Başınız sağ olsun. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun başım. İyi çocuktu ya. Çok sakin. Sağ ol başkanım, teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, çok sayıda isim cenaze biraz tabi bekletilmedi, bekletilmemesi için de bu anlamda cenaze namazının hemen sonrasında toprağa verilmek üzere Fırat Mezarlığı'na gönderecek. Dediğim gibi çok sayıda meslektaşımız, aslında tabii bütün meslektaşlarımıza mikrofonu uzatmak istiyorum ama tabii bu şartlarda çok mümkün. Bu şartlarda pek mümkün değil ama yine de şartları zorlamak isterim. Evet, Abdullah'a soralım. Abdullah olmuşken hazır. Kısaca Ferdi ile ilgili ne söylersin? Ya Ferdi kardeşim ani gidişi hepimizi çok üzdü. Çok üzüntülüyüz. Çok kederliyiz. Onunla biz ekmeğimizi bölüştük. Hadi ekmeğimizi bölüştük. Maden ocaklarında, dağlarda, Kırat dağlarında, Gelik dağlarında. Ocaklar önünde, tehlikeler içinde beraber haber paylaştık. Ekmeğimizi bölüştük. Hastanede, morg önlerinde bekledik. Kardeşim mekanı cennet olsun. Tam bir basın emekçisiydi. Kendisine rahmet diliyorum. Allah razı olsun. Orhan Akgöz, uzun yıllar aynı büroda çalıştınız. Zaman zaman böyle güzel anlarınız oldu. Zaman zaman iş stresiyle belki karşı karşıya geldiniz ama hani Ferdi'nin Anadolu Ajansı'nda başladığı süreçte biz de bir süre çalıştık. Sonra size geçtim Anadolu Ajansı'nda. O zaman başındaydınız Anadolu Ajansı'nın. Ne anlatırsınız Ferdi ile ilgili? Ferdi ile ilgili ne anlatayım? Yani Ferdi Akıllı'yı Anadolu Ajansı'na kazandırmanın şerefini ve onurunu yaşadığımı baştan söyleyeyim. Yüzümüzü de kara çıkartmadı. Yapmış olduğu haberlerle, özel haberlerle. Zonguldak'ın sesi oldu diyebiliriz Anadolu Ajansı vasıtasıyla yapmış olduğu hizmetlerle. Bu sabaha karşı da üzücü bir haber aldık. Çok üzüntülüyüz. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin, Anadolu Ajansı'nın ve basın camiasının başı sağ olsun diyorum. Üzüntülüyüz. Diyecek bir kelime bulamıyorum şu anda. Başım sağ olsun, teşekkür ederim. Selahattin, temiz var hemen kısaca. Evet, Ferdi kardeşimizi çok erken bir yaşta kaybettik. Kendisi iyi bir haberciydi. Dürüst bir insandı. Erken yaşta kaybettik.
ne diyelim, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine ve basın camiamıza sabırlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi herkese tabii mikrofon uzatmak pek mümkün değil ama bir gelirsek. Evet, bir Sinan var Eril'den. Sinan. Vedat abi üzgünüz. Yani 3 gün önce iyi olduğunda haberini almıştık Ferdi'nin. Hastaneye zaten ziyarete gidemiyorduk. Malum pandemiden dolayı. Bugün sabah cenazesiyle yıkıldık. Ferdi bu mesleğe yıllarını vermiş bir insan. Allah rahmet eylesin. Yani üzgünüz. Mekan cennet olsun abi. Evet, sabah Kemal Bektaş. Vallahi söylenecek bir şey yok. Şok olduk. Üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Çocuğu var, kız çocuğu. Ailesi var. Allah sabır versin. Üzüntülüyoruz. Diyecek bir şey yok. Abi en kötüsü değil mi? Böyle bir evlat bırakmak. Yani aynen öyle. Herkesin evladı var çünkü. Üzüldük. Sağ olsun. Selçuk var yine. Uzun yıllar Ferdi ile beraber çalışan arkadaşımızdan. Ne söyleyebiliriz ki? Canımız yanıyor. Meslektaşımızı kaybettik. Hiç ummadığımız bir anda kaybettik. Üzgünüz. Bugün son yolculuğuna uğurladık. Bütün gazetecilerin başı sağ olsun. Söyleyecek hiçbir şey yok. Gerçekten çok üzgünüz. Bir Erdinç'e kısa bir şey ulaşmak istiyorum ama ayrılmadan önce. Hani böyle bir zamanda zor, özür dilerim ama. Böyle bir zamanda zor, çok özür dilerim ama. Uzun yıllar beraber çalıştınız sevgili Erdinç. Çok emeklerin oldu. Dostum, evet biz Ferdi'yle çok uzun yıllar birlikte çalıştık Zonguldak'ta 10 yıl boyunca. Tam iyileşecekti, tam iyileşeceğini umduğumuz bir dönemde böyle bir acı haber aldık. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Evet sevgili izleyenler, Osman Sav var görebildiğim kadarıyla. Evet yine Osman Sav'ı da yurda görmüştüm. Hemen kısaca soralım. Vallahi Ferdi... Ferdi'nin benim için ayrı bir yeri var. Kız istemeye bile sağ olsun beraber gitmiştik. Bunun üzerine tabii yaklaşık bir aydan beri iyi haberini beklerken bugün maalesef üzücü haberini aldık. Allah-u Teala çektiklerini inşallah günahlarına kefaret eder. Görüyorsunuz, kalabalığı görüyorsunuz, gazeteci arkadaşları görüyorsunuz. Herkes bir bütünleşmiş. Ne diyelim ya, yani inşallah Allah-u Teala sevdiklerine de sabır versin. Ayşe başta olmak üzere, bütün ailesine de sabır versin. Basın camiasının Zonguldak'ın başı sağ olsun. Tamam, teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hani acı haber, acı haber olunca böyle hani sınırlı ama belki de en çok... Evet bu arada biz burada bir çıkalım şuradan. Ali Bektaş var görebildiğim kadarıyla. Yani başka isimler de vardı ama. Hadi görmüşken kısa da olsa Sayın Bektaş'a bir soralım. Ya kısa da olsa. Böyle bir zamanda karşılaşmak istemezdik ama ne söylersiniz? Vallahi bu Ferdi kardeşim benim ilk belediye daha çocuktu. O zamandan beri tanırım. Hastanelerde yatarken birkaç defa ziyaret ettim onu. Eşimle beraber yattı da o da orada yatıyordu. Bir de inanamadı. Tabii insan genç ölüm olunca inanamıyor. Allah mekanı cennet eylesin. İyi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseye uğraşmayan, hiç kimsenin size sütle karışmayan. Temiz bir çocuktu ya. İyiler erken gider derler ya. Allah mekanı cennet eylesin. Camianızda başı sağ olsun. Allah size sağlık saat nasip böylesin. Sağ ol başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nezaketiniz için. Sabah saat 10'da kahvaltıya bekliyorum. Peki. Sevgili izleyenler. Sayın Başkan da bahsetti. Şimdi elbette çok şey var. Hani söylenecek belki ama hani sınırlı bu aşamada. Vali Bey vardı az önce. Vali Mustafa Tutulmaz da bu cenazeye katılan isimlerden birisiydi. Sayın Bektaş katıldı. Sayın Selim Alan az önce görebildiğiniz kadarıyla cenazeye katılanlardan birisiydi. Şimdi Kırat takip mezarlığa gidecek cenaze hareket edecek. Bizler de oraya gideceğiz ve böyle bir zamanda tabii dediğim gibi sınırlı ama en çok üzücü olan şey şu. Meslektaşlarımız bizler yoğun bir stres yükü altında, yoğun bir baskı altında ve sürekli bir hengame, sürekli bir durmaksızın dönen bir döngü içerisinde durmadan çalışmak zorundayız. Durmadan düşünmek zorundayız. Ve bu hayat tarzı, bu mesleki işler ciddi anlamda beraberinde farklı olumsuzlukla da getiriyor. Dediğim gibi daha önce pek çok meslektaşımızı kaybettik. Uğurladığımız meslektaşlarımız vardı işte. Aklıma gelen bazı insanların hepsini buradan aramızdan ayrılan bütün meslektaşlarımızı saygıyla iade ediyoruz. Harun Ersoylar, Birol Karadenizler, işte Çetin Sezginler, Ali Bahadırlar,
ve daha geçmişte aramızdan ayrılan bütün meslektaşlarımızı, mekanları cennet olsun. Ama basın da şunu söyleyeyim, basın aynı zamanda bir hani vefasızlık mesleği diyelim yani, biraz öyle yani. Yani bunu pek çok yönle konuşabiliriz ama şimdi zamanı değil ve dolayısıyla bu döngü içerisinde Ferdi Akıllı, Demokrat Zonguldak bürosundayken bir süre benimle çalışan bir an, hatta kamera böyle ilk kamerayı bizim yanımızda tutan bir kardeşimizdi. Hedefi vardı, daha iyi yerlere gitmek hedefi vardı. Anadolu Ajansı onlardan bir tanesiydi ve bu uğurda yapması gerekenleri zaman zaman konuşuyorduk ve bir anlamda bu çabayı gösterdi ve Anadolu Ajansı'na ajansında çalışma şansı buldu, fırsatı buldu. Ve gelinen süreçte de uzun yıllar bu ajans içerisinde başarıyla, emekleriyle devam etti ve geçmiş günlerde bir beyin kanaması sonrasında hastaneye yatırılmıştı. Dolayısıyla aslında yani iyiydi, her şey çok iyiydi. Az önce Sayın Bektaş da bahsetti. Çok iyiydi. Yani sadece sağ kol ve sağ bacaktaki his kaybının ötesinde konuşmaya başlamıştı. Ondan sonra çok doktorlar çok umutluydu. İşin çok daha iyi yerlere gideceği yönünde. Ama tabii bir pıhtı atması sonrasında kalple ilgili bir sıkıntı yaşadı ve dün gece aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun diyoruz. Giden gidiyor ama belki de aslında en çok tarif edemediğimiz şey şu. Hani bu yayın sırasında da öncesinde de sonrasında bakamadığımız, hani göz göze gelmekten çekindiğim, bakamadığım en bariz konusu minicik evladı. Yani 10 yaşlarındaki evladı. Hani giden gidiyor. Hani büyüklerde bir şekilde belki sabretmeyi ama bir şekilde öğreniyoruz. Ama evlat, yerinde kalan bir evlat olunca, söz konusu olunca o küçük kız çocuğunun gözyaşlarından akan her damla içimize zehir oluyor. Mevla böyle buyurmuş diyoruz. Yani Mevla böyle buyurmuş. Allah sabır verse, evladımızın hiç olmazsa inşallah güzel bir ömrü olur. Daha umutlu, daha güzel bir gelecek olsun isteriz. Dualımız hem Ayşe İslamoğlu hem de evladı için, hem de ailesi için. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Elimizden gelince buradaki durumu anlatmaya çalışıp dualarınızı eksik etmeyin. Zaman ayırıp izlediğiniz için de aynı zamanda teşekkür ederiz. Lütfen Ferdi için bir dua edelim. Mekanı cennet olsun. Allah size de sağlık versin diyoruz. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Yetişemedim bir de. Helal.